Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu yılda her yıl olduğu gibi kaymakamlık sınavına nasıl başvurulur, neler yapmamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bir video çekmek istedik sizlere. Şimdi öncelikle ÖSYM ana sayfasına giriş yapıyorsunuz. Ana sayfaya geliyorsunuz. Burada en üstte zaten şu anda kaymakamlık sınavının başvuruları mevcut. Buradan bu başvuruya tıklıyorsunuz. Burada sınav hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunuyor. Sonrasında başvuruya tıklıyorsunuz. İlk sayfada kimlik bilgileriniz yer alıyor. Burada kimlik bilgilerinizin doğruluğunu teyit ediyorsunuz. Herhangi bir problem yoksa sonraki adım diyerek devam ediyorsunuz. Burada adres ve iletişim bilgileriniz mevcut. Buradaki bilgiler önemli arkadaşlar. Çünkü olur da başvurunuzla ilgili bir problemle karşılaşırlarsa, bir belge isterlerse sizinle, buradaki iletişim bilgilerinizden sizinle iletişime geçecekler. Özellikle burada telefon numarası ve e-posta adresinizin doğruluğuna muhakkak emin olun. Adres kısmında yine teyit edersiniz. Sonraki adım diyoruz. Burada mezun olduğunuz üniversite ve bölüm karşınıza çıkacak. Eğer ki birden fazla üniversite bitirdiyseniz, burada hangi bölümden mezun olarak sınava katılacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Bizde bir tane olduğu için biz tek bir seçeneği seçip devam ete tıklıyoruz. En önemli kısımlardan bir tanesi burası arkadaşlar. Şimdi daha önce sınav sadece Ankara'da yapıldığı için sınav merkez tercihi bir taneydi ve sadece Ankara'yı seçebiliyorduk. Bu yıl farklı şehirler de eklendiği için buraya öncelikle iki tane sınav merkezi tercihi bölümü eklemişler. Buradan ilkine tıklıyoruz. Hangi merkezde sınava girmek istiyorsanız ilk aşamada bunu seçiyorsunuz. Biz akademi olarak Üsküdar'dayız. Üsküdar'ı, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir'i seçiyoruz. Anadolu yakası için burası. Şimdi ilk tercih ettiğiniz kısım genellikle zaten muhtemelen sınava gireceğiniz yer olacaktır. Ama olur da kontenjan dolar, bir problem yaşanır. İkinci tercih kısmını bu yüzden eklemişler. Burada da ikinci tercihe de biz yine İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'u seçiyoruz. İlkine girmek istediğiniz ana yeri seçin ki muhtemelen burası çıkacaktır size. İkinci kısma da alternatif olarak bir yer ekleyin. Mezun bilgisi. Arkadaşlar bize gelen en çok soru burası. Şimdi burada hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji. Bunlar sınava doğrudan katılabilen, sınav kılavuzuna yer alan bölümler. Hiçbir problem yok. Bir de burada kod 11 var. Şimdi arkadaşlar burası en önemli kısımlardan biri. Kod 11 ne demek? Yönetmelikte belirtilen bölümlerden birinin müfredatına yer alan derslerden en az %80'ine sahip olan bir bölümden mezunum. Eşlerlik belge mülakat aşamasında İçişleri Bakanlığı'na sunacağım. Şimdi arkadaşlar burada şunu demek istiyor. Şimdi siz mesela hukuk mezunsunuz, hukuku işaretlediniz, geçtiniz. Uluslararası ilişkiler mezunsunuz, uluslararası ilişkileri işaretlediniz, geçtiniz. Siyaset bilimi mezunsunuz, siyaset bilimini işaretlediniz, geçtiniz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuysanız kod 11'i seçmeniz gerekiyor. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunusunuz. Kod 11'i seçmeniz gerekiyor. Maliye mezunusunuz. Kod 11'i seçmeniz gerekiyor. Bunlar en çok gelen bölümler. Bu şu demek değil. Yani ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Ama siyaset bilimini seçmeniz gerekmiyor. Veya kamu yönetimini seçmeniz gerekmiyor. Sizin kod 11'i seçmeniz gerekiyor. Bu kısmı seçmeniz gerekecek ve şu da olacak arkadaşlar. Burada eşdeğerlik belge mülakat aşamasında İçişleri Bakanlığı'na sunacağım ibaresi yer alıyor ama siyaset bilimi ve kamu yönetimi emsal bölümlerden olduğu için sizden çok çok mücbir bir durum oluşmadığı sürece bir belge, bir eşdeğerlik belgesi istemeyecekler. Dolayısıyla siyaset bilimi bölümündeyseniz siyaset bilimini, kamu yönetim bölümündeyseniz kamu yönetimini, siyaset bilimi ve kamu yönetimindeyseniz kod 11'i işaretleyerek devam ediyorsunuz. Askerlik durumu. Burada zaten herkes ilgili bölümü işaretler. Kadın adaylar ilgisi bulunmuyor kısmını işaretleyecek. Yapan adaylarımız yapan, yedek sınıfa geçenler, yedek sınıf ertelemiş veya tecilli olanlar. Çoğunuzun tecilli veya ertelemiştir zaten şu anda. Ertelemiş kısmını işaretleyecekler. Aynı zamanda bedelli askerlik başvurusunu yapmış olanlar ve veya herhangi bir şekilde askerlik başvurusunu yapmış olanlar şu an için ertelemiş kısmını işaretleyebilir. Eğer yapmış değilse.
Mahkumiyet durumu, herhangi bir adli sicil kaydınız varsa buradan var kısmını seçebilirsiniz. Yoksa yok kısmını seçersiniz. Burası çok elzem değil. Çalıştığı kurum. Arkadaşlar burası da yine kafa karıştıran bölümlerden bir tanesi. Burada herhangi bir devlet kurumunda çalışıyorsanız onu işaretlemeniz gerekiyor. Mesela kurum avukatısınızdır. Buradan Adalet Bakanlığı yazarsınız. Adalet Bakanlığı'nı işaretleyerek devam edersiniz. Herhangi bir kurumda çalışmıyorsanız, özel sektörde çalışıyorsanız burada bir seçenek bulamayacaksınızdır. Yani mesela Kaymakamlık Akademisi. Ben burada arattığım zaman hiçbir seçeneği bulamayacağım. Çünkü özel bir sektörde çalışıyorum. O yüzden bu kısmı boş bırakabilirim. Veya bir devlet kurumunda çalışıyorsunuzdur. Ama sizin devlet kurumunuz burada yer almıyordur. Burada çıkmıyordur. O zaman diğer seçeneğini aratır diğer kurumları seçebilirsiniz. Ama ben Kaymakamlık Akademisi'nde çalıştığım için ben bu kısmı boş bırakıyorum. Yabancı dil. Arkadaşlar burada 3 farklı seçenek sunmuşlar size. Burada herhangi bir yabancı dil biliyorsanız bunu işaretleyin. Konuşabiliyorsanız, yazabiliyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. İngilizce üzerinden gidelim. İngilizceyi burada seçtiğiniz zaman bunu ilerleyen süreçte belgelendirmek durumunda değilsiniz. Evet, sizden ilerleyen süreçte mülakat aşamasında eğer ki İngilizce biliyorsanız, bir dil biliyorsanız YDS puanınızla birlikte bir evrak yüklemenizi isterler. Ama bu kısımda bu yok. Biliyorsanız herhangi bir tanesini işaretleyin. Eğer bilmiyorsanız muhakkak boş bırakın. Bilmeyip de İngilizce işaretlerseniz mülakat aşamasında size derler ki İngilizce bildiğinizi işaretlemişsiniz, biraz İngilizce konuşur musunuz? Bu sefer yalan beyanda bulunmuş olursunuz. Biliyorsanız biliyorumu işaretleyin ama bunu belgelendirmek zorunda değilsiniz. Ardından burada kişisel verilerin korunması, kullanma kılavuzu, bunları kabul ediyorum, onaylıyorum. Sonraki adım şehit gazi yakınlığı. Burada ücret konusunda bir muafiyet olacağı için burayı eğer varsa doldurmanız gerekiyor. Sonraki adım oturum seçimi. Zaten tek bir oturum mevcut. 3 Aralık 2023 sınav tarihi. Bu tarihi zaten burası işaretli geliyor. Sonraki adım diyoruz. Engel durumunuz varsa bunu işaretliyorsunuz ki sınavda sizin için özel olarak ayrılmış bölümlerde, sınıflarda sınava girin. Burayı da işaretledikten sonra ön izleme ve onay kısmına giriyorsunuz. Hemen kontrol ediyoruz başvurumuzu. Buradan bütün teyitlerimizi alıyoruz. Ve sonrasında eğer ki herhangi bir problem gözükmüyorsa başvurumuzda teyit ediyorsak bunu onaylaya tıklıyoruz. Başvurumuz tamamlandı mı? Başvurumuz tamamlandı ama kaydımız henüz oluşmadı. Neden? Çünkü 450 liralık bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bunu da gerek ödeme bilgileri kısmından, ödeme linkinden, buradaki ödeme linkinden, gerekse Ziraat Bankası ATM'lerinden veya diğer ödeme noktalarından buna ödemenizi yaptıktan sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarız çok güzel, verimli bir sınav olur sizin adınıza. Her zaman güzel haberlerinizi de bekliyor olacağız. Hoşçakalın.